Zorunlu deprem sigortasının tazminatı hesaplanırken zararın gerçekleştiği yer ve tarihte binanın yeniden inşa edilmesinin tutarı baz alınıyor. Bunun için de her yıl tespit edilen birim metrekare maliyeti ve konutun metrekaresine göre belirlenen tutar hesaplanıyor. 2023 için belirlenen birim metrekare maliyetinin 3016 TL olduğu kaydediliyor. Binanın arsa değeri sigorta tazminatı belirlenirken dikkate alınmıyor. Ödenecek tutar hiçbir zaman poliçede tanımlanmış sigorta bedelinin üzerinde olmuyor. Yapının tamamen yıkılması halinde poliçede yazan tazminat tutarının tamamı ödeniyor. DASK'ın sigorta tazminatı için belirlediği bir azami tutar da 25 Kasım 2022 itibariyle 640 bin TL olarak biliniyor. Hasar almış yapılar için ise tazminat miktarları sigorta uzmanının değerlendirmesinden sonra belirleniyor. Bu miktarların depremzedeler için ne kadar yeterli olacağı ise tartışılıyor. Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Doçent Doktor Sami Aksoy, DASK'ın ortaya koyduğu sistemin böylesi afetler için özellikle pandemiden sonra daha da yetersiz olduğunu söylüyor ve ekliyor. Demir ve çimento piyasası, inşaat maliyetleri, metrekare maliyetleri pandeminin yarattığı enflasyon ile yükseldi. Buna bağlı olarak gayrimenkul ve kira maliyetleri de arttı. Yani depremzede DASK'tan aldığı bu miktarla o binayı tekrar inşa ettirebilecek mi? Hasarsız ve az hasarlı binalara dönmenin mümkün olduğu belirtilirken, orta hasarlı binalarda kat maliklerinin tekrar yerleşmeden önce güçlendirme yapması gerektiği vurgulanıyor. Ağır hasarlı binaların ise yıkılıp yeniden yapılması lazım. Doçent Doktor Aksoy'a göre bakanlık ve DASK uzmanlarının değerlendirmelerinde farklılıklar olabilir. Kat maliklerinin tespit edilen hasar raporuna itiraz etme ihtimali de bulunuyor. Binanın kolonunun kesildiğinin fark edilmesi gibi hallerde DASK'ın ödeme yapmayabileceğini aktaran Aksoy, mağduriyetlerle karşılaşılabileceği uyarısını yapıyor. DASK yaptırmamış olan depremzedeler sigorta tazminatı alamıyor, sadece devletin vereceği yardımlardan faydalanabiliyor. BBC Türkçe'ye konuşan Özgürlük İçin Hukukçular Derneği ise DASK sigortası olmayanların gördükleri zararın tümü için kusur sorumluluğu kapsamında manevi tazminat için dava yoluna gidebileceğini söylüyor. Dünyadan daha fazla haber almak istiyorsan sen de kanala abone ol.